Türkiye'de UNDP'nin şey ilginç. Bu sene 50. yılı UNDP'nin dünyada. Ama Türkiye'de daha uzun süredir var işin ilginci. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın oluşmasına giden yolda bu kurumsal yapılaşmadan bir önceki haliyle 1957'de Türkiye'de çalışmaya başlamış kalkınma programı. Türkiye'nin bu kalkınma macerasında hep kamu kurumlarını destekleyici, yerelde birçok kalkınma çabasını tetikleyen bir yapıda yer almış. Ve birlikte çalışma örneklerinin en güzellerinden birisi herhalde, yani kamu kurumlarıyla birlikte çalışarak. Yani bir gündem oluşturmaya çalışmaktan öte Türkiye'nin hali hazırda giden kalkınma planlarını eşlik edip daha da etkin olmalarını sağlayan bir yapıda çalışmış. Birçok örneği var, yani tekstil sektöründeki girişimler, işte dericiliğin iyileştirilmesi, birçok yani işte halıcılık vesaire, yani tekstilden girip daha sonra yenilenebilir enerjiye vesaire giden uzun bir yolda çeşitlendiren sektörleri bir şey olmuş, tarz olmuş. Ama herhalde bir uluslararası kuruluş olarak Türkiye'de en uzun süredir çalışan kuruluş diyebiliriz. Çok küçük ölçekten büyük ölçeğe birçok katkısı olmuş, birçok fonun mobilize edilmesini sağlamış. Hali hazırda hem fon kaynaklarını getiren hem de ülkenin yatırım bütçelerindeki uygulamalara destek veren bir yapıya da gelmiş, yani bu evrimsel süreç içinde. Birazcık çevre şeyine baktığımızda aslında, mesela Türkiye'de çevreyle nasıl ilgilenmeye başladı diye baktığımızda, 5-10 bin dolarlık bir küçük projeyle başlamış, Brundtland raporunun tercümesiyle. Buradan başlayıp şu anda örneğin Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taahhütte bulunduğu ulusal raporlarının hazırlanmasına destek veren, iklim değişikliği ulusal stratejilerini katılımcı bir süreçte hazırlayan bir yere geliyor. Yani bir Brundtland raporu, işte sürdürülebilir kalkınma tanımının belki Türkçesinin ilk defa masaya konduğu bir yerden gelip şu anda ülkenin taahhütlerini destekleyici bir şeye geliyor, çevre ve iklim değişikliği örneğin. Tabii 3 tane portföy var. Çevre ve iklim değişikliği bunlardan bir tanesiydi. Kapsayıcı sürdürülebilir büyüme bir portföy. Bunun sosyal ve yerel ölçekte ekonomik gelişme boyutu var. Yani aslında o portföyün altında iki başlık var diyebiliriz. Bir de yine kapsayıcı demokratik yönetişim programı. Bu da işte adli yardımdan ombudsman mekanizmasının kurulmasına pek çok yine farklı başlıkta çalışmalar yapılan 3 tane portföy. Baktığınızda işte yönetişim, sosyoekonomik büyüme ve çevreyle zaten sürdürülebilir kalkınma tanımının da bir nevi burada kurumsallaşmış bir hali gibi de bakabiliriz resmen. Benim ilk UNDP'ye girdiğim proje sürdürülebilir kalkınmanın sektör politikalarına entegrasyonu diye bir ağır bir adı olan bir projeydi. Aynı ve DPT'nin içerisinde 15. katta bir proje ofisinde kamu kurumlarıyla gerçekten yakın iç içe çalışmanın bir şeyiydi, güzel bir örneği olmuştu. Aynı dönemde de bir twinning projesinde İtalyan bir ekip yine sürdürülebilirlikle ilgili gelmişti ve oradan birisi bizle de gelip bir ufak bir toplantı yaptı. Biz şeyi sorduk, yani hani İtalya bir Akdeniz ülkesi, işte sanayileşmesini tamamlamış, belli bir aşamaya gelmiş. Aslında belki de bizim gittiğimiz yolda bizden işte birkaç on yıl önde giden bir şey. Sürdürülebilir kalkınmayı nasıl içselleştirdiğini şey yaptık, sorduk. Dedi ki biz sürdürülebilir lafını düşürdük. Biz artık kalkınma deyince zaten o anlaşılıyor. Yani olay sadece nicelikli bir büyüme değil, nitelikli bir büyüme. Çünkü o sürdürülebilir lafı artık bir kirlilik yaratmaya başlamıştı. Onu eklediğinizde sanki olay çözülmüş gibi anlaşılıyordu. Hani bizde o yavaşça o kelime düştü. Şimdi ama dediğiniz gibi mesela özel sektörde şu anda sürdürülebilirlik lafı geri tekrar canlandı. Ama aslında özü kalkınma dendiğinde herhangi bir takısı olmadan başında bu olayın nicelikli şey değil, nitelikli boyutunun da anlaşılması. ...2000 yılında, 1000 yıl zirvesinde kabul edilen 8 tane 1000 yıl kalkınma hedefi... ...2015 Eylül'de New York'ta 17 hedef olarak kabul edildi tekrar yeni bir listeyle. 8 tane olduğu dönemde altta konmuş hedefler yine iyiydi ama tam olarak büyük resmi aslında kaplamıyordu. Belki görev dağılımları ve ülkelerin aradan seçeceği hedefler kendiyle alakalı biraz daha net.
Alt hedeflere baktığımızda yine indikatörlerinin daha kolay konulabileceği ve daha kolay izlenebilecek alt hedefleri var. Yani şu andaki resim aslında daha net. Yani bakınca 1000 yıl kalkın hedeflerine. Yani bu da bir tür bir evrimsel süreç gibiydi. Şimdi tabii ki bunu kağıdın üstünde çok güzel duruyor. Gayet böyle renkli bir şekilde gösteriliyor. Herkes bakıp kendine bir pay çıkarmaya çalışıyor ama tabii ki bunun eyleme geçmesi için politik olarak kabullenilmesi, bir finans mekanizmasına bağlanması, daha sonra da uygulanıp izlenmesi gerekiyor. Asıl şu anda zorluk bununla başlıyor. Ama bakıldığında zaten her ülke belli bir kalkınma çabası içerisinde, bunun belki de daha sistematik ve küresel ölçekte bir manası olacak hale gelmesi için çok güzel bir referans. Bunları yerel ölçeğe tercüme etmek tabii ki önemli. Onun için bu alt hedeflere bakmak, ilgili olanları seçmek, mevcuttaki durumumuzu görüp bunu da nereyi hedeflediğimizde çok net olarak koymamız gerekiyor. Bunun ana sahibi, tabii ki birçok sahibi var ülkede ama ana sahibi şu anda Kalkınma Bakanlığı. Ve biz de bu sürece destek vermek için net olarak zaten hani görevimiz de o. Bunu da Kalkınma Bakanlığı'yla da konuştuk. Umuyoruz ki önce duyurulmasından, farkındalığın artırılmasından eylem planına geçmesine bu yolda beraber çalışıyor olacağız. Bunu bekliyoruz. Şu anda 10. kalkınma planı var biliyorsunuz. 11'e doğru giden bir yoldayız. Yaptığımız projelerin büyük bir kısmı 11 için altlık hazırlamayı da aslında zaten içerirken 1000 yıl kalkınma hedefleriyle ilgili çabaların hepsi de 11. kalkınma planının bu küresel hedeflerle paralel olarak gitmesi için de bir fırsat doğuruyor. 1000 yıl kalkınma hedeflerinden geçerken şöyle bir ilginç bir anekdot var yine. Burada bir üniversiteden bir davet aldık bu süreci anlatmamız için. Tam Paris COP toplantısından da önceydi, iklim taraflar toplantısından. Bu geçişi anlattık ve dedik ki 1000 yıl kalkınma hedefleri, şimdi 17 tane oldu. Bir soru sordu bir öğrenci. Peki dedi, ben bu hedefleri kendime uyarlayabilir miyim? Bireysel olarak bu hedefleri koyabilir miyim? Çok güzeldi. Aslında gerçekten olay bireyden başlıyor. Biz her zaman tabandan tavana diye bir ideal mekanizma çizeriz. Doğru yönetişim için vesaire. Tabii ki o normalde yukarıdan da gelir, aşağıdan da orta yol bulmaktır ama bunun bir bireyden gelmesi bence çok güzel bir mesajdı. Belki de bu 1000 yıl kalkınma hedeflerinde olamayan ama sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sunabildiği bir şey, insanların da kendi günlük hayatlarında oradan bir şeyler alıp uygulamaya geçirebilmesi. Bu da aslında aramızda konuştuğumuz belki de bir şekilde UNDP'nin bir iletişim kampanyasıyla bireyleri daha çok işin içine sokması için güzel bir şeydi, bize bir fikir olarak geldi. Çünkü biliyorsunuz farklı boyutlar var ama birey işin içine girmediği zaman da sonuna ulaşması da kolay değil hedefle. Kalkınmanın farklı boyutları var. Yani bir kamunun tabii ki ülkenin kalkınması alakalı politikalarla desteklenen, yatırım programları, altyapılarla giden prosesin yanında ve sektörler için geliştirilen politikaların yanında özel sektöründe çok önemli bir rolü var. Hatta ki çoğu ülkenin kalkınmasındaki baş hat aslında hep özel sektördür. Özel sektörün de bir nevi bu hedefleri yeni belki pazarın kuralları gibi de algılaması lazım. Helen Clark çok güzel söylemişti. Bu 17 yatırım hedefi. Buna özel sektör böyle bakmalı diye. Çok doğru, çünkü siz bu resmin içerisinde özel sektör olarak aktif yer aldığınızda bu sizin rekabet edebilirliğinizi, küresel pazardaki daha kolay pazarlara girişinizi de sağlayacak bir tür güzel bir referans da oluyor. Yani özel sektörün bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini küresel ölçekte başka birilerinin yaptığı, koyduğu hedefler gibi değil, kendi iş modelleri içerisine de derc etmesi önemli. Bununla alakalı zaten bizim bütün bu programımızın, biraz önce 3 portföy olarak çizdiğimiz programımızın yanında 3 programa da destek veren ve özel sektörü devreye sokmaya çalışan ve özel sektörle pek çok işbirliğinin oluşmasını da sağlamış olan bir özel sektör programımız da var. Bu İstanbul'da. İstanbul'da şu anda yeni kurulmuş olan hem küresel özel sektör, yani UNDP'nin merkezi, hem de Avrupa Orta Doğu Bölgesel Merkezi'nin yanında UNDP'nin de bir varlığı var. UNDP Türkiye ofisinin de bir varlığı var. Bu da özel sektör ilişkileriyle.
özel sektörü olabildiğince kalkınma süreçlerine UNDP olarak dahil etmeye çalışıyoruz. Ama zaten kendi gündemlerine de bakıldığınızda sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarda falan Türk özel sektörü, Türkiye'deki özel sektör bunun bir rekabet edebilirlik aracı olduğunu fark etmiş de durumda. Doğru yönetişim dediğimizde aslında anlaşılamayan yönetişim lafının altında öne hep çıkarılmak istenen katılımcılık boyutudur. Katılımcılık boyutunda da toplumu oluşturan paydaşların süreçlere olabildiğince aktif katılımının aslında anlaşılması gerektiğini biliyoruz. Burada da paydaşları tanımladığımızda işte kamu, şimdi uluslararası kuruluşları konuştuk, kamu kuruluşlarını konuştuk, özel sektör. Kalan iki şey var, paydaş, bir tanesi sivil toplum, diğeri de akademi. Sivil toplum burada tabii ki çok önemli çünkü sokaktaki insanla idealde ulusal süreçleri bir şekilde bağlayan bir mekanizma. Tabii ki biliyoruz Türkiye'de çok fazla sivil toplum kuruluşu var. Fakat içinden geldiğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bireylerin desteklediği, üye olup da süreçlerin içinde yer aldığı örnekler çok fazla değil. Kesinlikle artması lazım. Ama niş olarak bakıldığında Türkiye'de gençlik için, kadın için, engelliler için, çevre için, insan hakları için pek çok sivil toplum kuruluşu var. Aktif olarak da çalışıyorlar. Biz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak tabii ki bu süreçlerin içerisine sivil toplumu katmak için her mekanizmayı oluşturmaya çalışıyoruz. Karar verme süreçlerine katılımdan tutun, küçük hibelerle uygulama desteği vermeleri için sivil topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sivil toplumun kalkınmadaki rolü aslında ihtiyaçların belirlenmesi örneğin içeriği olarak çok çok önemli. Bir yerde bir ihtiyaç olduğunda bunun kamuoyuna taşınması, insanların bu süreçlerde mesajlarını daha geniş kitlelere duyurması için aktif rol oynaması oldukça kritik. Bu rolün içerisinde yine eski sivil toplum geçmişimden örneğin söyleyebileceğim, kalkınma planlarının komitelerine, kalkınma planlarını oluşturan kurullara sivil toplum dahil edilmiştir ve edilmeye devam da ediyor. Kamu kuruluşları da buna önem veriyorlar. Tabii ki bunun bir kültür olarak oturması çok önemli. Türkiye'de sivil toplum kendini özellikle 99 depreminde çok net gösterdi. Ne kadar faydalı olabileceğini, destek vererek tamamlayıcı bir rol üstlenebileceğini. Bunun şimdi politika oluşturma ve kalkınma çabalarında da biraz daha görünür hale gelmesi için UNDP çabalıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda 2,5 milyon üzerinde Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Bunların yarıdan çoğu şu anda sınıra yakın bölgedeki illerde konuşlanmış durumda. Toplam sayının sadece %10'u kamplarda, geri kalanı da oradaki il ve ilçelerde, köylerde bulunuyor. Hatta takip etmişsinizdir, Kilis'te mevcut nüfusu kadar en az Suriyeli bulunuyor. Tabii ki düşünüldüğünde o bölgenin bu sorun ortaya çıkmadan önce konmuş hedefleri vardı. 2023 için konmuş altyapı hedefleri, büyüme hedefleri, kalkınma hedefleri. O projeksiyonlarda örneğin 2023 için konmuş nüfusa o bölge şu anda ulaşmış durumda. Tabii ki bunun tetiklediği olay oradaki belediye hizmetlerinin bir şekilde aksaması, atık suyla, atıkla alakalı, katı atıkla alakalı, yani temelde belediyelerin sunduğu hizmetlerin şu anda büyük bir baskı altında olması. Tabii ki krizin iki boyutu var. Bir tanesi insani boyutu. Farklı Birleşmiş Milletler kuruluşları bunlarla ilgileniyor. UNHCR olsun, UNICEF olsun. Bununla ilgilenen boyutun dışında bir de ev sahibi oradaki konumundaki illerin, ilçelerin, kentlerin bir nevi direncinin arttırılması için çok büyük bir ihtiyaç var. UNDP burada devreye giriyor. Burada devreye girdiğinde biraz önce bahsettiğim bu sosyal hizmetlere ulaşmadaki sıkıntıları bertaraf etmek için belediyelerle birlikte çalışıyoruz. Katı atık yönetiminde ekipman ihtiyacından tutun olayın yönetimine kadar teknik destek ve ekipman desteği sağlıyoruz. Diğer yandan tabii ki orada bir insan kaynağı, mevcut bir insan kaynağı oluşuyor ve son
düzenlemelerin ardından Suriyeli nüfusa %10 oranında verilen çalışma izninin ardından orada istihdam yaratmayla ilgili bir ihtiyaç doğuyor ki mevcuttaki orada yine yaşayan Türk vatandaşlarının iş imkanlarını iyileştirerek orada barınan diğer Suriyelilere de bir fırsatlar doğsun. Bununla alakalı mesleki eğitim kurslarımız öncelikle sanayi ve tarıma yönelik olarak başladı fakat çeşitleniyor. Ardından da iş imkanlarının yaratılması ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bununla ilgili de aslında küçük birkaç pilot örneğimiz var. Kilis'te bir zeytinyağı fabrikası kurduk. Belli bir miktar istihdam orada sağlandı. Şimdi yeni düzenlemeyle orada Suriyelilerin çalışmasına da imkan doğacak. Tabii ki bunlar küçük örnekler. Bunların artması için çalışıyoruz. İhtiyaç analizleri yaparak hangi noktada ne tür insan kaynağı var, gerek olacak ve bununla ilgili ne tür iyileştirmeler yapılabilir? Bununla ilgili UNDP çalışıyor. Diğer yandan olayın sosyal boyutunda yine barış içerisinde birlikte yaşamayla alakalı ortamın oluşturulması için çalışıyoruz. Bunda kadın STK'ları özellikle kullanarak bu barış içinde birlikte var olma altlığını oluşturmaya çalışıyoruz. Yine gençliği tabii ki devreye sokarak onların da bu diyalogda aktif yer almaları için bir zemin hazırlıyoruz. Bütün bu resmin yanında da demokratik yönetişim programımızın altında Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile birlikte geliştirdiğimiz bir projede de oradaki adli yardımla alakalı bir çabamız var. Bunda Suriyeliler arasında olacak adli sorunlardan, Suriyeliler ve Türkler arasında olacak adli sorunlara avukat desteğinin sağlanması ve bunun bir çatışma ortamına girmeden en sağlıklı şekilde çözülebilmesi için de bir projemiz var. Bütün bunlara bakıldığında aslında UNDP'nin rolü insani çabaların ki çok ihtiyaç duyulan insani çabaların yanında oradaki ev sahibi toplulukları da bir şekilde rahat tutmak ve bir şekilde bunu belki de bir kalkınma fırsatına çevirebilecek olanaklara bakmak. Fakat tabii ki kolay bir iş değil. Dediğiniz gibi sürekli artan bir göç olabiliyor. Farklı sosyal dengeler değişebiliyor. O yüzden çok yakından takip ederek olabilecek en büyük desteği kamu kurumlarına vermeye çalışıyoruz. Burada AFAD'la çalışıyoruz yakın olarak. Yerel belediyelerle çalışıyoruz. Oradaki sanayi odalarını devreye sokmaya çalışıyoruz. Yani farklı paydaşları da orada devreye sokarak bu direnç arttırma rolümüzü oynamaya çalışıyoruz. Suriye ile ilgili özellikle yaptığımız çalışmaları orada bir yan etkinlikte anlatmayı planlıyoruz. Yine ilgili bakanlıklarla eşgüdüm halinde hareket ederek UNDP organizasyona verebildiği bütün desteği veriyor. Bu hatta Cihan Sultanoğlu, Helen Clark'ın yardımcısı buradayken birçok bakanlığı ziyaret edip hepsini de dile getirdi. Her türlü desteği vermeye hazırız diye. Bu siz de fark etmişsinizdir. Çok görünen bir boyutu değil aslında oradaki yapılan işlerin. Ama yani insani prosesin de bir parçası. O yüzden bunu orada bir şekilde görünür hale getirmek istiyoruz. Yani bir yan etkinliğimiz olacak. Aktif olarak orada olacağız.